Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gelsin grafiğimiz ekrana. Sevgi seyirciler Galatasaray'da gelen giden tablosu. Bir yandan e, biz de sohbetimizi sürdürelim Erbatur'la birlikte. Erbatur gelen listesi zaten çok kalabalık değil. Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Arda, Omar El Abdullahi, Kerem Aktürkoğlu ve Etebo. Sondan başlayabilir miyim? Etoboy'u nasıl buldun? Çok beklediğimden de bence üst seviyede ama maalesef şimdi orta sahada bir sıkıntı olacak değil mi? İki haftalık bir yokluğu var. Taylan'ın da yine en az o kadar bir süre yokluğu olacak. Orada bir sıkıntı olacak. Etebo oyun aklı koyuyor bir kere. Yani hem mücadele ediyor hem oyun aklı getirebiliyor ki o bölge için en herhalde önemli noktalardan biri. Mesela Joseph de geldiğinde Beşiktaş'a hemen oyun aklını getirdi. O da önemli. Ee, bu bağlamda o deneyimi yansıtması değerli. Burada şeyi düşünüyorum yine. Gidenlerden ekleyeceğin var mı yani? Gidenlerden bir tek seni bana ekledim Mustafa Sandal güftesiyle kimi söylersin? Herhalde ben e, bakıyorum se yandan. Seriyi söylerim. Yani gidenlerden bir tek seni bana ekledim diye. Çünkü tam şurada sakatlıklar da varken e, orada bir... Levina hani, performansını bir şey nasıl buluyordun? Yani... Ee, sonradan performans arttırmış olsa da ben Lemina'nın daha da çok katkı vermesi gerektiği tarafta. Onyekuru için de mi aynı fikirde. Evet kesinlikle öyle. Yani daha. Onyekuru da... için evet beklentiler biraz daha yüksekti tabii. Ya şu var şimdi tabii. şunu da. Onyekuru olduğu için de. Ee, geçen sene transfer şampiyonu Galatasaray'dı ilk başlarken yani hatta tarihinin en iyi kadrolarından biri diye burada konuşuyorduk. İşte Enzonziler, Seriler, Lemina'lar değil mi? ya yani transferler yapıldı. Önemli olan o kimyayı da oluşturmak. Ee, şimdi o Lemina Seri, Enzonzi işte el freniymiş orada Enzonzi dünya şampiyonu dedi ama çıkardıktan sonra takım hareket etmeye başladı. Yani o gövde öyle hareket etmeye başladı. Hoca da derbiden sonra vurgu yapmıştı değil mi? Seri gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var yani öyle bir oyuncumuz yok aslında diye. O, bir alternatifli kadroyu da ekrana getirelim Hı -hı. madem konu Bence buraya oynar. geldi. Oynayabilecek bir kadrosu var Galatasaray'ın bir de yani... İşte Fenerbahçe'yi konuştuk az önce. Şimdi Galatasaray'ı konuşuyoruz. Her zaman şampiyonluğa oynayan takımlar zaten. Birazdan devam edeceğiz tabii takımları ekrana getirmeye. Şu an Galatasaray'dayız diye özellikle söylüyorum. Ama e, ya yani az önce Fenerbahçe için ne düşünüyorsan veya biraz sonra Beşiktaş için ne söyleyeceksen sezon başında belki istenilen performansı sergileyemedi Beşiktaş ama Beşiktaş'a da geçtiğimizde şampiyonluğa oynayan kadro kurar demez misin siyah beyazlar içinde? Bu her sezon için geçerli. Tabii. Evet, tam transferler tartışılır tabii ki. İşte alternatifli kadroda ekranda Erbatur. Bir yandan bizde bakmayı sürdürüyoruz. Eee mesela bak bizde 3. alternatif gibi görünüyor şu anda kadroda. Hocanın direkt alternatifi ama değil mi? Halbuki. Evet, direkt alternatifi ama tabii Sarakki'yi de burada unutmamak lazım. Mesela Galatasaray'ın back organizasyonunu, Fenerbahçe'nin de öyle çok doğru bir şekilde yapılanmış görüyorum. Biliyorsun arkadan itişli takımları ben daha önde görüyorum modern futbolda. Yani iki bekinde hücumcu olması takımı daha iyi bir şekilde atağa kaldırıyor. Şimdi mesela Beşiktaş'ta e, şu an yapılan yeni transferle beraber En Sakal'a bir tarafta, Roziye bir tarafta oradaki dengeyi doğru bulmuyorum. O yüzden Rıdvan önde olmalı. iki de hücumcu olmalı. Geçeceğiz de e, şunu da sormak Burada, istiyorum. Burada Falcao ve Cagney'nin performansları da çok belirleyici olacak herhalde bu sezon. Yani golcün atamadıktan sonra Diyoruz ya bir noktada futbolun meyvesi diye. Şimdi tabii ama şunu da söyleyelim mi? Tek başına şampiyonluk almış bir kalecisi. O zaten başlı başına. ya bu kadroda Mustera sakat olmasaydı şampiyonluk şansını yüzde 50 fazla olarak yazabilirdik herhalde. Neyse Öyle bir kaleci. Ee, şey yapmak lazım tabii. Mustera yokken, işte dün konuşuyorduk. Şöyle bir şey söyledim. Onun da arkasındayım. Mustera gibi, işte Alison gibi, Sergen Yalçın gibi, işte Alex de Souza gibi. George Hacı gibi oyuncular yoksa ve sen onun yerine oynuyorsan onun gibi oynamaya çalışmamalısın. Yani mesela Satriani yok sen çalıyorsan o gün. Erkin Koray yok cover yapıyorsan Erkin Koray'ın yerine. İşte Şener Şen yok onun yerine oynuyorsan onun gibi oynamaya, onun gibi çalmaya, onun gibi performans göstermeye çalışırsan o zaman hata yaparsın. Sen doğru notaları, şarkının ya da scriptin yani önüne gelen e, senaryonun doğru şekilde uygulanmasını sağlamaya çalışacaksın. Önemli olan sistem işlesin. Ekstraya gittin mi bak 7 tane yedi Liverpool. Gitti Alisson gibi yanındaki adama pas vermeye çalıştı. Bütün sistem çöktü. O yüzden burada da böyle bir durum var. Yani yerine oynayan oyuncuların da tamamen doğruyu sade bir şekilde yapması lazım. Peki. Spor merkezi programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Gelin hep birlikte bugün gazetelerde Galatasaray'ın haberleri emcileyelim. Fernando Muslera için geri dönüş tarihi öne çekildi. Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin Kasım'da dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi. Muslera Kasım ayında geri dönmeyi başarırsa Sivasspor maçı öncesi formaya aday duruma gelecek. Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen itmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi. Muslera'nın lisansının çıkarılması çok doğru bir karar. Muslera bildiğimiz gibi savaşçı bir isim. Ocağa kadar hiç beklemeyecektir. Ondan önce formayı yiyecektir bence. Galatasaray'da Şükrü Hanedar'la yollar ayrılıyor. Galatasaray'da yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleşti ve görüşmenin detayları ortaya çıktı. Fatih Terim bazı oyuncuların performansını masaya yatırırken futbol takımı direktörü Şükrü Hanedar'ın biletini kesti. Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen Süper Lig'de Kasımpaşa'ya muhalip olan Galatasaray'da kriz patlak verdi. Transfer döneminde başta Mert Hakan Yandaş transferinde yaşananlar ve tartışmaları neden olan oyuncu kontratlarının faturası o isime kesildi. Milliyet'in haberine göre İtalya'da milli takımda ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en yakınları arasında görülen Şükrü Hanedar'dan tecrübeli teknik adamda şikayetçi olmuş, bunu yönetime iletmiş. Florya'da idari olarak yeniden yapılanma kararı alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun bu nedenle hanedarla yolları ayırmayı planladığı belirtildi. Terim pandemi sonrasında ilk olarak yardımcısı Hasan Şaş'ı göndermişti. Daha sonra ise iletişim sorumlusu Hande Sümertaş görevinden uzaklaşmıştı. Galatasaray'da Kasımpaşa maçında Hakan Balta kulübede yer alırken Şükrü Hanedar gözükmemişti. Fatih Terim'in değişimi yarıda kaldı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon açıkladığı kadroda değişim operasyonu beklenen seviyede gerçekleşmedi. Hürriyette yer alan habere göre tecrübeli hoca artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapacağız. Kadrodaki değişim sürecek diyerek önemli bir çıkışa imza atmıştı. Ancak değişimle gençleşme operasyonu yeni takviyeler olmayınca ve gönderilmek istenenlerle yollar ayrılmayınca tam plan yapılamadı. Galatasaray transfer döneminde eksileri tam anlamıyla gidirilemedi. Seri, Lemina ve Onyekuru gibi 11'in değişilmez isimlerini yere dolduralamadı. Orta sahaya yalnızca Etobo alındı. Terim takviye olmadığı için Taylan'ı takıma kazandırsa da kadro derinliği sorunu ortaya çıktı. Terim hızlı bir kanat oyuncusunun şart olduğunu yönetimi iletse de bu tarz oyuncu takviyesi yapılamadı. Bu bölgede Oğulcan da performans yetersiz olduğu için süre alamadı. Geçen sezon sorun olarak görülen yıldızlarla yine vedalaşılamadı. Kontratı ve yaşı nedeniyle istenmeyen Babel, yüksek maliyetine karşın beklenen takviyeyi veremeyen Belhanda, sorunlu golcü Cagney ve Figuil'den gelir elde edilemedi. Bu yıldızlar satılamayınca da değişim gerçekleşmedi. Ve bu isimler kadrodaki alternatifsizlik nedeniyle takımı yeniden değişilmez isimlere olarak bu sezon forma giyecek. İşte Terim bu isimlerden maksimum verim almaya ve onları kazanmaya çalışacak.